Türk geleneği mi, değil mi? Türklerin kutlaması ne kadar doğru olur? Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi demiş. Hiçbir şey olmaz onlardan. Ben de yaptım, ben de şey oldum. Kimi sundunuz tanrılara? Hayalet tanrılara bir şey rahibe sundun. Kılığına girdim. Kimi sundunuz tanrılara? Birini eleştirip ötekini eleştirip şey yaparsan sonra sen de aynı pozisyona düştüğünde millet de seni eleştirir. Aynen öyle. Fulya'nın dinine düşmeyiz. Öpücük atmak demek ıslar olunmaz diyor. Demek ki başka ya bir sen kimsin yaşıyor diye sorarlar gerçekten insana. Biz de Mete Evgar'a gelecektik aslında konu oldu. Aynen. Nereden nereye? Aa, ne bak olmuş? Bizim nazarımız değmiş olabilir. Nasıl nazar değil? Biz Allah korusun. Bak senin gözün de mavi. O kabahatin tarzı o. Ama %60'ı da gerçekten çöp içerikler üretiyor. Valla çok yakışmış, çok beğendim. Güzel olmuş. Evet. Devamını diliyoruz. Şöyle salla. Ha, at şimdi yukarı. Şimdi kalbine bastır. Çok güzel. Şimdi 500 lira alayım. 'Merhaba ne diyorsun'a hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Efendim merhabalar, ben Orkun'un Ne Diyorsun programına hoş geldiniz. Yine çok enteresan, çok acayip bir gündemimiz var bizim. Şimdi Fulya o yüzden buraya bakıp duruyor. Nereden başlasak, ne yapsak, neyi konuşsak? Şu Cadılar Bayramı'ndan başlayalım. Ben onunla ilgili bir yazı da yazmıştım. Ne güzel. Ya acaba Türk geleneği mi, değil mi? Türklerin kutlaması ne kadar doğru olur falan ya diye. İlber Hoca'yla, İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı'yla konuştum. Diyor ki ya Amerikanizm diyor, bırakın diyor bunlar özenti diyor. Yok diyor Türkiye'de bu coğrafyada böyle ya kültürler diyor. Aslında varmış alakası, onlar anlattı. Diyorlar ki şimdi eskiden sonuçta kış geliyor ya, kış nedir? Soğuk. Herkes, hayvanlar inlerine çekilir, tarlada hasat kalmaz, her şey toplanır falan. Evet. Hani kışın gelmediği için böyle bir korkuyor insanlar. Tek tanrılı dinler falan filan yok o zaman. Paganizm var, şamanizm var biliyorsun yoğunlukla. Evet. İşte hani tanrılara böyle bir hediye sunuyorlar falan. Aslında ritüel böyle diyor. Ama biz bayağı böyle cadılar gibi. Vallahi ben de katıldım ya. Vallahi ben de yaptım, ben de şey oldum. Kimi sundunuz tanrılara? Hayalet tanrılara bir şey rahibe sundun kılığına girdim. Kimi sundunuz tanrılara? Seni sunacaktık ama gelmedin. Yani şimdi ben ne alakası var, şu yüzden diyorum, kutlanabilir ya hani herkes istediği gibi eğlenelim yani, mutlu olalım böyle şeyler için. Tabii yok onun geleneğiymiş, yok bunun geleneğiymiş yani ya, ama yok bizim geleneklerimize aykırı. Hadi oradan ya. Bırak işte eğleniyoruz. Yani. Ya zaten hayat o kadar zor ki. Hayat oradan hepimizi bir yerden sıkıştırıyor yani. Bırakalım da hani bir eğlenceye bahane olacaksa o bahanede Cadılar Bayramı ya olsun. Demet Evgar sanırım kaldı ki çok güzel olmuş yani. Ya, Demet, biz Demet Evgar'a gelecektik aslında konu oldu. Aynen, nereden beri. Çok güzel olmuş. Yani bence fotoğrafında de görüntülerinde. Ama orada bak ikircikli bir tutum var. Bak var. Yani kusura bakma bunu söyleyeceğim. Eleştirin abi. Hep eleştirin zaten sizde. Ama hayır sizler kendisi söyledi. Dedi ki ben dedi baby shower yapmıyorum dedi. Ondan sonra kendi Anadolu geleneklerimize özgü kına gelecesi yapacağım. Hen night yapmayacağım dedi evet falan filan. Şimdi bütün bunları dedikten sonra kafasına harika şeyler de yaptı gerçekten. Ama bir anda böyle bir Cadılar Bayramı kostümüyle ortaya çıkınca haklı olarak eleştirildi. Kafası neyse sonra yapma şeyi var Demet Evgar'da belli ki. Ben diyor onu kutlamam, bunu yaparım. Ben diyor Türk geleneklerine göre diyor çocuğumu karşılarım, doğumu karşılarım diyor. Mesela başka bir şey de yapmam, Cadılar Bayramı'nı da kutlarım diyor. Ya tamamen şey, yeni yılı da kutlamaz ama 3 gün önce bambaşka bir ritüelle bambaşka bir şekilde karşılayabilirim mesela. Ona problem yok, oraya kadar hiçbir sorun evet yok yani, ama o zaman şey yapmayacaksın. İkircikliyorsun. Ama o zaman sen Fulya Soybaş'tan Demet Evgar'a ikircikli kadın. Evet, o zaman mesajı dönüp şey yapmayacaksın. Çok ayıp ediyorsun şu anda. Niye abi baby shower yapanları? Çok ayıp ediyorsun şu anda. Baby shower yapanları eleştirmedi mi? Tamam doğru söylüyorsun sen. Yani doğru söylüyorsun derken yani o zaman seni onu da eleştirmeyeceksin. Doğru o zaman onu da eleştirmeyeceksin. Diyeceksin ki gönlüne göre herkes nasıl mutlu istiyorsa onu yapsın diyeceksin. Aynen. Geçeceksin. Birini eleştirip ötekini eleştirip şey yaparsan sonra sen de aynı pozisyona düştüğünde millet de seni eleştirir. Aynen öyle. Fulya'nın dinine düşmeyiz. Şimdi Okan Bayülgen demiş ki sosyal medya fenomenlerine ne demiş? Hepsi çöp, hepsi zavallı demiş. Aman ilk kez demiyor ki. Kaçıncı değiş. Durup onlara sarıyor ya. Niye böyle oluyor? Mesela her dediğinde biz konuşuyoruz. Çok enteresan bir şey değil mi Okan Bayülgen? Ya bu arada bakın. Hepsi lafını oradan kaldırıyorum. Çöp birazcık ağır kaçıyor gibi düşünüyorum. Gerçi zavallı da ağır. Haklı. Yani mantalitesinde çok haklı Okan Bayülgen. Ben katılıyorum sonuna kadar. Hepsi lafı birazcık şey yani böyle hepsini böyle genel bir şey yapmayalım. İyi de hakaret etmesini mi gerektiriyor canım? Okan Bayülgen'in tarzı yani o ama %60'ı da gerçekten çöp içerikler üretiyor. Evet ağır.
bizim insanın, bizim bazılarımızın bazı şeylerin farkına varması için böyle ağır laflar gerekiyor. Yoksa anlamıyorlar. Diyorsun ki çocuğuna, takip etme onu kızım, takip etme oğlum. O sana faydalı değil. Etkili olmuyor. Çöp o. O zavallı dediğin zaman çat diye bırakıyor belki takibi. Atıyorum, anladın mı? Benim dediğim bu. Yani sen ne abi? TikTok için giriyor musun? Ay hayır, çünkü bu ilk defa değil ki. Bence o zaman şöyle de düşünebilirim. Sen TikTokçularla tabii arkadaşsın onlar. O yüzden şeysin sen. TikTok çöplük. O zaman şöyle de düşünebilir. Okan Bayülgen'de her zaman gündeme gelmek için sürekli bunları diline dolayıp sürekli çöplük. Kaçıncı aynı? Bu açıklamayı 6 ay önce de yaptı. Ondan 6 ay önce de yaptı. Gene çöp dedi. Acaba işte bu açıklama eski açıklama mı gelmiş? Öyle diyeceğim. O da olmaz ya. Ha, birebir aynı yani lafları. Birebir hayır, aynı. Bak devam var demek ama. Demek ki diyor ben hiçbir şey değiştirmedim. Olmaz diyor, utanç duyuyorum diyor ya. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi demiş. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece varlıklarını sürdürebilecekler demiş. Bu doğru bu arada. Yani bu arada bir gün çökse Instagram geçmiş olsun, tüm dükkanları kepenk kapat git. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Yani şimdi birazcık... O biraz sanatçılara da söylüyor. Çünkü evet, sanatçılar da orada acayip acayip içerikler paylaşıp... ünlüler diyeyim, sanatçılar demeyeyim. Bazı ünlüler de acayip içerikler paylaşıp reklam işbirliği anlaşmaları falan yani, yapıyorlar ya. Evet, biraz evet, onlara da laf şu söylüyor ülkede, da üstü kapalı söylüyor. Sosyal medyayla derdi olan en büyük ünlü isim kim derseniz... Mehmet Ali Erbil. Hayır, Okan Bayülgen değil. Savaş açan ve haklı olan ben o derim. Gerçekten o derim yani. Aman neyse Okan Bey, bence sizi, ben size katılıyorum ya. Sonuçta değil mi? Yani. Sonuçta mantıklı açıklamalar yapıyorsunuz. Tuğba ikinci gibi gidip de. Evet gidip de. Var mı öyle bir şey bizim gündemimizde ya? Yok Hobbit... buyur konuşalım. Ya, anlamamıştık, konuşalım. Ya Hobbit mani demiş Tarkan'a mesela, anladın mı? Yani sen bir insana derler bir lafa bakarım. Neydi laf mı bir diye. Bir söyleyene bakarım. Bir lafa bakarım laf mı diye. Bir söyleyene bakarım nokta 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 nokta. Ama çünkü biz asla tabii ki hakaret etmiyoruz. Yani bu enteresan hikayeler ya. Vallahi. Hobbit diyor, Omega Star değil diyor ya. Öpücük atmak ne Omega Star olunmaz diyor. Demek ki başka ya sen kimsin yaşıyor diye sorarlar gerçekten insana. Bu kadar enteresan değil yani mi gündeme gelmek için? Yani en son Cumhuriyet konserinde, ya, pardon 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ya, muydu? Tabii ya tabii yani. Ya Allah aşkına. Konuşmaya bile gerek yok. Nasıl değil ya Omega Star? Altın Kelebek ile alakalı konuşmuş. 2011 yılında sahneye atladı ya. O demiş planlı programlı bir şeydi demiş. Ya ben yazdım onu da. Kim sana... ile anlaşma yapsın da hadi Tuğba çık sahneye de Tarkan'a okul yaptırdın mı diye sor. Öyle soruyor. Kim yapsın desin sana bunu. Eski sevgilisiyle ilgili de. İbrahim Çelik kola demiş ki o krodur daha çıkarır demiş, ateş yakar. Ya bunladır romantizm günümüzde ya. Yani o balıkçıya gitmez demiş, bilmez o balıkçı falan demiş. Ya bir insanın eskilerin arkasından konuşmak çok çirkin bir harekettir. Bence de öyle, çok çirkin. Ama Tuğba ikinci çok yakışıyor çirkinlikler. Şimdi Ajda Pekkan'a büyük geçmiş olsun. Aa, bak bizim nazarımız değil. Nasıl nazar değil? Biz Allah korusun. Bak senin gözün de mavi. Ama bizim değil, birilerinin nazarı kesin değildi. Hafta sonu, geçen hafta sonu dans etti Ajda Hanım. Millet dedi ki bu nasıl dans? Dans etmesin. Ya ben bir yazı yazdım. Dansınız ya, hiç bitmesin. Ya içinden geldiği gibi. Ertesi gün evinde düşmüş ya. Ben o dansı ya da çok anlam... Ya her dans ya anlamlı olacak bir şey yok. O kendince eğlenmiş bir şeyler yapmış. Yani o an içinden geldiği gibi hareket etmiş ama gerçekten büyük nazar ettik. Yani bizim yüzümüz geçmiş olsun. Tüm çok ülkece geçmiş ettik olsun. Bence kendisine bence de, nazar. Bence de. Enerji kesinlikle diye bir şey var arkadaşlar. Bütün Kasım konserleri iptal olmuş bu arada. Tabii tabii. Yani inşallah aralığı çıkartabilir. Enerji diye bir şey gerçekten var. Hı. Bakın çok enteresan. İnanmıyordum ama artık inanmaya başladım. Yani Ajda Hanım dansıyla konuşuldu hafta sonu boyunca. Ne yapıyor dendi, çantası konuşuldu bilmem ne. İki gün sonra ameliyata alındı, evinde düştü. Yani gerçekten enerji diye bir şey var. Enerjiyi şöyle yapalım ama şimdi bir kadın var ya sosyal medyada gördün mü? Jöle kıvamında 7 saniyede sevgili bak böyle yapıyor bak bak. O da aç, var mı aç, bilmiyorum aç, da aç, böyle aç yapıyor. Aç jöle 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 jöle. Sonra diyor ki bakın elim ısındı. Kimse de demiyor ki kadına ya sürtersen ısınır tabii ki. Dur bak gel yapalım. Bak, bakalım kimi? Kimi ara? Dur. Kimi eski sevgili. Eski sevgili. Eski sevginin adını söyle o zaman. Evet. Söylemek istemiyorsan söyle. Sus. Aynen, o zaman yapıyoruz. Bir dakika bir arkadaşımızı söyleyelim. Eray. Eray. Ama sonra şöyle bizi ara. Şöyle yap. Böyle salla. Ha, at şimdi yukarı. Şimdi kalbine bastır.
Çok güzel. Şimdi 500 lira alayım. Böyle yani. Böyle bir yöntem var. Mesela eski sevgili geri döndürüyormuşsun. Yani abi, ritüeller güzel ve şeyler. Ya bir de inanıp insanların bunlara para verme meselesi, ben çok kızıyorum ya. Aynen aynen. Ya Mutar var ya. Ne olmuş, ne yapmış, neler yapmış? Kovuldu diyorlar. Gittiği restorandan sürekli olarak gittiği bir restoran var. Orada. Sence öfkesiyle alakalı ciddi bir problemi var mı? Sence de var ya. %100. Ciddi bir öfke problemi var. %100. Yani öfke, belki alkol, belki başka problemler, belki vesaire. Yani ben bir dönem, yani çok daha genç yaşlarımda, uzunca bir zaman önce, tam Reha Muhtar olduğu zaman bir dönem onunla çalışmıştım. Bir öfke problemi var, evet. Aynen, aynen. Biliyoruz yani, yakinen bir öfke problemi var. Ama hani bu daha da zamanla artmış mıdır, buralara varmış mıdır, vallahi yani olabilir. Yani şimdi oğluyla gidiyor ve telefonla konuşuyor eski eşiyle. Yani eski eşi dediğimiz zaten bu gündemde olan Deniz Uğur'la. Ve bir anda oğlunun yanında bağırmaya başlıyor. Ya bir insana telefonda o kadar ağır laflar söylettirecek durum, mevzu nedir? Hani mekandan atılacak kadar, kovulacak kadar. Kovulma olmamıştır da. Hadi çıkın dışarı diye bir şey de olmamıştır da. Uyarmışlardır diye tahmin ediyorum. Uyarmışlardır bence de. Reha Bey, şey müşteriler rahatsız oluyor. Çok, çok nezih bir yer gerçekten o restoran. Müşteriler rahatsız oluyor diye belki bir uyarı almıştır diye düşünüyorum. Bak, evet. Bence Okan Bayülgen dedik ya az önce, hani bazı ünlüleri de kastediyor falan diye. Kastettiği o ünlülerden biri bence Mehmet Ali Erbil olabilir. Ne olmuş? Ya biliyorsun, o da açıyor, canlı yayın yapıyor, para kazanıyor. Ronaldo ile konuştuğunu mu sanmış? Evet. Abi ama yani çok... Abi ama çok benziyor bu arada. Yani olmuş. Yani inanılmaz ya, benziyor. Biri bağlanıyor yayına. Ay şu görüntüleri bir izleyin. Soy Mustafa, el nombre Mehmet Ali. Soy es el primero y el segundo. Okay. Bunu videoya al, videoya çek. Gülşen çeksene kızım telefonunda. Çek de Cristiano Ronaldo. So, the name? My name is Mehmet Ali Erbil. Your nombre es Mehmet Ali Erbil. I am a showman in television. Yani baksana. Acayip benziyor. Evet tamam ya. Ama kendisini anlatma çabası, İngilizce konuşmaya çalışıyor. İşte ben Mehmet Ali, evet değil mi? Mehmet Ali Erbil. I am a showman falan. Yani hani Mehmet Ali Erbil işin içinde olunca bu da bir show diye düşünüyor insan da. Hani kandıysa aman Allah'ım. Ay çok büyük tuzak yani. Gerçekten hani, ciddi bir tuzak, tuzak bu yani. Millet böyle çok büyük paralar götürebilirler. Çok bak, çok. Gerçekten eğer böyle hani benzeyen eden falan filan var. Evet varsa, benziyor. Yani ben zaten böyle bir kandırılmanın, dolandırılmanın, trollenmenin ya da diyeyim kimin başına gelecek diye sorarsanız Mehmet Ali Erbil'in başına geleceğini beklerdim. Yani o yüzden hiç şaşırmadım. Neyse aman yani geçmiş olsun ne diyelim yani. Ya vallahi geçmiş olsun ama evet çok ilginç, ilginç. Bak şeyi almıştım gündeme. Sen geçtiğimiz hafta belki takip edenler vardır. Gözlerim, kaşlarımı oynatamıyorum diyordun. Botoks yaptırmıştım. Ay canım. Yeniden gündeme getireyim. Doktorlarımızı şey yapmayalım ya. Yani çok güzel yapmış ki oynatamıyorum bak. Şu an mesela şaşırıyorum. Ne düşünüyorsun erkeklerin herhangi bir estetik müdahale yaptırması konusunda? Çok okeyim. Yani çok tamamım. Yaptırabilirler ama abartmadıkları sürece. Bazı erkekleri görüyoruz dışarıda. Abimiz 60 ile 75 yaş bandında böyle seyrediyor. Ama alnı böyle şey gibi böyle. Çarşaf gibi. Ankara Niğde otobanı vardır 8 şeritli. Gidersin 200 kilometre. Ankara'dan bir girersin, Adana'dan çıkarsın ya. Hakikaten 8 şeridim. Öyle bir şey var, alım var. Ya sen ne yapıyorsun mesela demezler mi adama? Hani dur bir yaşlanmışlığını senin bir görelim, yaşanmışlığını bir hissedelim. O yüzden müdahaleye okey ama abartmadım bir süreci. Sergen'in müdahalesi çok yerinde ve kıvamında olmuş. Bayıldım. Sergen de bu ara yüzüne yapılan estetikle ne oldu, estetik mi yaptırdı diye çok konuşulmuştu. Meğerse göz kapaklarını aldırmış üstte ve altta gözaltı torbaları ve göz kapaklarını. Botoks yaptın mı diye soruluyor. O da diyor ki hayır yaptırmadım. Çok ısrar ediyorlar ama ya daha yenice yaptırdım, bu ameliyatı oldum. O yüzden şu an için botoks yaptırmadım diyor. Vallahi çok yakışmış, çok beğendim. Güzel olmuş. Evet. Devamını diliyoruz. Öyle. İnsanın kendine bakması çok güzel. Kadın erkek diye bir şey yok yani bence de. Ama Zuhal Olcay da sahneden bir şey söylemiş. Zuhal Hanım ne derseniz kabulümdür. Nedir bu doktorları güzelleştirim? Ama doktorları diyorum. Doktorlara seslenmiş. Nedir bu kadınları güzelleştirme çabanız diye sormuş. Haklı olarak. Ama evet şimdi yani şimdi Zuhal Hanım çok doğal güzel kadınlardan biridir bence. Ya tabii ki o da müdahale yaptırıyordur belki kendine ama nedir bu kadınları güzelleştirme çabanız sorusuna ben cevap veriyorum Zuhal Hanım.
Para. Tabii ki para yani. Bu sektörde öyle bir para var ki çok müthiş. Talep var ki arz da var. Ya tabii ki canım. Aynen öyle. Şimdi yani o yüzden neyse Zuhal Hanım kırmızı çizgilerimizden biridir. Yani neyse şöyle. Efendim şuna geliyoruz. Şey, Sadede şöyle olayın. Kadın da erkek de eğer ihtiyaç istiyorsa yaptırıyor. Sergen ve Orkun en son örneğin. İşte değerimi anlayacaksınız. Sonra anlayacaksınız değerimi. Ooo biz Serdar Ortaçaması izliyoruz sende. Twitter'da mavi tikin var mı? Ya var ya ben onu Allah beni kahretmesin ben niye almışım diye düşünüyorum. Mesela kaç gündür 2010-11 yılında falan almışımdır haber muhabiriyken beraber seninle. Şimdi ben niye ödeyeceğim 8-10 dolar falan mesela. Elon Musk bugün bir tweet attı diyor ki kahveyi veriyorsunuz 8 dolar diyor bana da verin 8 dolar. Ya, yani deli herhalde ya yani inanamıyorum biliyor musun? Şimdi 400 bin galiba mavi tikli hesap varmış. Öyle 400 miymiş? 400 bin küsürmüş. Evet, doğru. Evet, şeyde, şey, tabii ki çok büyük para yapacak. Ama yani ben şey yapmıyorum ya, hiç desteklemiyorum ben bu işi arkadaşlar. Aman yapmayın. Ne olacak ya, mavi tik tamam. Olunca ne oluyor tamam, yani? Tamam, okey. Ben... Tamam, bunu yapalım. Twitter'da mavi tik. Okey, para mı alıyorsunuz? Mavi tiklikten istifa et butonu gelsin. İzzet Yıldız var, istersen onunla mı kapatsak ya? Hadi kapatalım ya? İzzet Yıldız'la. 9 çünkü çocuğu çok... varmış, 10 çocuk sahibi olan Eddie Murphy'ye kafa tutmuş. Demiş ki ben 12 yapacağım demiş. Vallahi İzzet Bey ne diyelim? İzzet Bey siz zaten otoritesiniz biliyorsunuz. Hani kıyafet konusunda tayt giymek olsun, sahnede giyinmek olsun. Bunlar hep size soruluyor. O yüzden bununla da ben devam edin ne diyeyim ben size. Ama 12 tane küçük küçük İzzet düşünemiyorum. Kafamı zorlama. Yani neyse ne diyelim çünkü çocuk yani... Ama çocuk meselesi ince bir mesele. Bakabiliyorsanız, tabii ki. İstiyorsanız vallahi olsun. Eddie Murphy'ye de rakip olursunuz, herkese de rakip tabii, olursunuz. Tabii, ama tabii, illa ki şey de biyolojik çocuk da olması gerekmiyor. Ülkemizde biliyorsunuz bakıma muhtaç o kadar çok genç çocuk var ki belki onlardan bir ikisini evlat edinirsiniz, koruyucu aile olursunuz. Ne güzel olur. Aynen öyle. O zaman efendim iyi ki bizi seyrettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir Ne Diyorsun'da görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın.